2 Temmuz'un 31. yılında, Sivas Madımak Katliamı'nın 31. yılında ortak bir etkinlik düzenliyoruz. Madımak'ı unutma, unutturma, uyarıyla. Bu etkinliğimizde ilk olarak yönetmenliğini derneğimizin üyelerinden Eylem Şin'in yaptığı Madımak Katliamı Hafıza Merkezi kapsamında unutulmayan filmini izleyerek başlayacağız. 50 dakikalık bir Madımak Katliamı konu alan. Sonrasında kısa bir ara verdikten sonra Eylem Şen yönetmen arkadaşımız bize bağlanacak. O birkaç kelam edecek. Ondan sonra da bir forum, bir tartışma düzenleyeceğiz. Birlikte görüşlerimizi ifade edeceğiz. Madımak Katliamı, Sünni Türk Cumhuriyet ve gününe gelen meslekçi çatışma üzerine. Şimdi filmimize başlayacağız. 50 dakikalık bir film. Hoş geldiniz. Devletin konum kuvvetlerinin müdahale etmediği bu saldırılar 8 saat sürdü. Tam 8 saat. Önce taşlarla saldırdılar, polis ve asker izledi. Sonra otele gidip içeridekilere saldırdılar, polis ve asker izledi. Yapımcılığın Avrupa ile birlikte Konfederasyonu kuruluşlandığı 5 çalışmadan oluşan bir proje. İlk çalışması sorumlu tarih görüşümüydü. İkinci çalışması ise dijital kütüphane, isimli Madımak Kütüphanesi dediğimiz. Söz tarih görüşümlerinde toplam 130 röportaj yapıldı. Söz tarih tanıtları ve yani esas olarak Madımak Katliam tanıtları ve konuyla ilgisi yani konuya ilişkin çalışması olan akademisyenlerin de dahil ayrıca röportajlar yapıldı. Madımak Kütüphanesi'nde işte Madımak Katliamı ile ilgili tüm belge, bilgi, efemeris, para ve görselleri bulabilirsiniz. Madımak.org'tan zaten biliyorsunuz, girebiliyorsunuz. Bir başka ayağı sanal müze. Sanal müze çalışması esas olarak şöyle başladı. Bu projeyi düşündükleri zaman Madımak Katliamı 29. yılında Avrupa ile birlikte Konfederasyonu'nun bir proje yaptırmayı düşünüyor. 30. yılında bu projeyi kitlelerle buluşturmak üzere. İşte bir Adana Bilgi Bankası dedikleri, bizim daha sonra dijital kütüphane, Madımak Kütüphanesi'ne koyduğumuz bir çalışma. Bir de bir belgesel ve tabii ki bir web sitesi aslında yaptırmak istiyorlar. Ben bu proje tipiyle buluştuğum zaman şunu söyledim. Aileler bunca yıldır orada bir utanç yapı muhtemel için mücadele ediyorlar. Biz hani o utanç müzesi yapılması yani toplumsal yüzleşme mekanı haline getirilmesi mücadelesini gören ve aynı zamanda katkıda bulunmak üzere şey yapabiliriz ve bir sanal müze yapalım. Ve günü geldiğinde buradaki yürütülen mücadeleye de, mücadeleyi yükselenler de başarıya ulaştığında aynı zamanda utanç müzesini toplumsal yüzleşme mekanında da sanal müze de ki bundan belge bilgilerde kullanılabilir. Çünkü madem onlar Sivas Madımak'ta bir müze yaptırmadılar, o zaman biz gökyüzüne bir rebanı dikelim ve dünyanın her yerinden bakan herkes görebilsin ve kuşaktan kuşağa aktarılabilecek bir web atı olsun. Sanal müze de bu şekilde yola çıkıyor. Her gün canım ailesiyle özel görüşmeler yapıldı, terapiydi, tek tek bir belge toplandı, herkese özel sorular soruldu. İşte, hangi renkleri severdi, hangi ağacı, hangi çiçeği, en sevdiği kıyafet hangisiydi. Tüm bunların 3D modellemeye uygun fotoğrafları çektik ve böyle bir arşiv oluştu. Sonra bu arşive dayanarak sanal müze odaları inşa ettik. Evet değerli canlar, Madımak'ın 31. yılındayız. Çorum Katliamı'nın 44. yılındayız. Tarihsel sürece baktığımızda Koçgiri'den bugüne sürekli katliamlar var. Forum bölümünün başında Sünni Türk Cumhuriyeti ve laiklik bir başlığımız var. Evet, Türkiye'de rahat yaşamak istiyorsan Sünni ve Türk olacaksın. Diğer ne Alevi süreklerini, ne diğer mezhepleri, ne diğer ırkları, halkları kabul etmeyen bir zihniyet var. Ulus devlet zihniyeti. Geçmişten bugüne kendisine benzemeyen, kendi gibi olmayanları katletmişlerdir. Bunlar bir Alevilerdir, Kürtlerdir. Daha öncesinden Ermenileri katlederek bitirmişlerdir. Son sürece baktığımızda Osmanlı'dan, Selçuklu'dan bugüne
yakıp, asıp, kesip, işte kuyulara doldurup bitiremediği alevleri şimdi asimile ederek de kendine benzetme projesi var. Yani Kültür Bakanlığı'na bağlı bir masa kuraraktan, kesenin ve hazinenin ağızlaşaraktan kendine benzeyen bir alevilik, makbul bir alevilik yaratma peşinde siyasal iktidar.